bıraktık. Haber turuyla başlayalım ve ayrıntılara geçeceğiz. Askerlik kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Artık Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Yüce Divan'da yargılanabilecek. Kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanlarına soruşturma açma Başbakan'ın iznine bağlandı. Yasada Orgeneral Necdet Özel'in 2017'ye kadar görevinde kalmasına imkan tanınacak düzenleme de var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan internetteki ses kayıtları ile ilgili soruları yanıtladı. Bunlarla bir başbakanı lekeleyemezsiniz. Buna ne gücünüz ne de evraklarınız yeter diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubundaki konuşmasında bir kez daha Gülen cemaatine hedef aldı. 40 yıldır devlete sızmaya çalışmışlar dedi. Fethullah Gülen'den örgüt lideri olarak söz etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonuna ilişkin kamuoyuna da yansıyan bazı ses kayıtlarını grup toplantısında kürsüden milletvekillerine dinletti. Dinlemelerin yasal olduğunu ve mahkeme kararlarına dayandığını söyleyen Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ses kayıtlarını dinletmesine tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, üzerinde gizlilik kaydı olan evrakların ifşası suçtur dedi. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Abdullah Öcalan'ın mektubunu Mesut Barzani'ye teslim etti. Öcalan'ın mektubunda çözüm süreci için Barzani'den destek istediği belirtiliyor. Yunanistan'da önceki gün terör örgütü DHKPC üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu sürüyor. Şahıslardan birinin Sabancı suikast yozanlısı İsmail Akkol olduğu iddia ediliyor. Ve Balıkesir'de tren raylarının üzerindeki vinç arızalanınca seferler aksadı. Yolcular 4,5 saat mahsur kaldı. Beşiktaş ilk karşılaşmada kural hatası yapıldığı için tekrar oynanan 15. hafta maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Puanını 39'a çıkaran siyah beyazlı takım lider Fenerbahçe ile puan farkını 5'e indirdi. Haber özetlerini aktardık. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Ankara gündemiyle devam ediyoruz. Murat Barış Koralp bu sabahta karşımızda olacak. Günaydın Murat diyelim ve Ankara gündeminin başlıklarını senden dinleyelim. Günaydın Burcu. Başkent Ankara'da önemli bir metro açılıyor.